Yiğitcan Yıldız, Habertürk Otomotiv Editörü'ne dönmek istiyorum ben. Yiğitcan merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Önce ilk sorum tabii bu motorlu taşıtlar vergisi ek olarak alınacak. Şimdi merak edilen konu bütün sene alınan mı yoksa tek taksit olarak mı? İki taksit ödediğimiz için MTV'yi bunu biraz açalım. Bir de tabii bu sıfır atma meselesini biraz önce Yavuz Barlas'la da konuştuk. Bu sosyal sitelerde, online sitelerde sıfır attılar arabalarda. 12 bin dedi bir tane araca, bir tane 2 bin 100 dedi vesaire. Bununla ilgili de bir idari ceza yapılacak. Şimdi biraz detaylandıralım bunu istersen. Evet. İstersen önce MTV'den başlayalım senin de söylediğin gibi. Şimdi MTV'de evet yani çok fazla soru işareti bulunuyor. Burada kabaca şunu söyleyebiliriz. Yıl boyunca ödenecek tutarın tamamen çarpı ikisi yani iki katı şeklinde ödenecek MTV. Ama bunun ödeme koşulları yani taksitlendirilmesi aslında yapılan açıklamada belirlenmiş. Bir dakika Yiğitcan, şu mu? Şimdi benim aracın diyelim bütün toplam yıllığı ödemem diyelim, örnek veriyorum 5000. Ama bir Ocak ve Temmuz'da ödüyorum ya ilk taksit, ikinci taksit. 2500 ödüyorum. Ben şimdi ek olarak 2500 değil de 5000 mi ödeyeceğim? Bütün yılı mı ödeyeceğim? Aynen öyle. Bütün yılı ödeyeceksin. Çarpı ikisini ödeyeceksin. Bunda şimdi Ocak ve Temmuz ayında senin de söylediğin gibi iki tane taksit mevcuttu. Türkiye'de herhalde MTV ödeyenlerin %99'u Ocak taksitini geciktirmeden ödüyor. Sonrasında geciktirenler ve Temmuz ayını ödeyenler, cezalı ödeyenler söz konusu. Şu an kadar baktığımızda biz ilk döneminde yani MTV'nin ilk döneminde Hazine Maliye Bakanlığı verisine göre 17 milyar TL'lik bir MTV ödemesi yapıldığını görmekteyiz. Yıl sonuna kadar da yine bakanlığın öngörüsü 38 milyar TL'lik MTV toplanacağı yönündeydi. Şimdi bunun 80 milyar TL'ye yaklaşacağını söyleyebiliriz çarpı 2'ye çıkarılmasıyla birlikte. Burada şunu değinmek lazım. Şimdi Ocak ayında senin de söylediğin gibi ilk taksit ödeyenler nasıl ödeyeceğini belki şimdi düşünüyor olabilir. Burada bakanlık Temmuz ayına kadar ilk taksitin yeniden ödenmesi şeklinde bir kararname çıkarmış. İkinci taksitin ise Kasım ayına kadar ödenmesine karar verilmiş durumda. O yüzden yine aslında taksitle ödemeye devam edecek. Fakat ödediğimiz tutarın çarpı ikisini ödemek zorunda kalacağız. Bunun da yıl sonuna kadar bir defaya mahsus şekilde olacağını da belki tekrarlamakta fayda var. Peki gelelim diğer konuya. Bu diğer konu. Evet. Evet. Dinliyorum. İkinci el konusu diyorsun galiba? Evet, ikinci el konusu. İkinci el fiyatının birinci sıfırdan fazla olamaz meselesindeki 300 bin TL'lik ceza artı sonra bu karar açıklandıktan sonra online satış sitelerindeki yani satış sitelerinde sıfırların çift sıfırın atılarak ilan verilmesi meselesine yapılacak idari ceza. Ben bunu biraz zekayla dalga geçmek olarak algıladım. Çünkü yani iki sıfır atıyorsun oraya, arabayı yazıyorsun 12 bin. Aşağıda ama açıklamada benim arabanın bedeli 1 milyon 200 bin yazıyorsun aslında. Ama ilanda 12 bin gözüküyor. Ben o zaman ilan fiyatı 12 bin ise 12 binden alırım arkadaş. Mesela bu yani hani zekayla dalga geçmek geldi bana Yiğitcan. Evet. Öyle haklısın. Yalnız şuna belki söylemek lazım. İlan sitelerindeki araç fiyatı biz noterle gittiğimizde yani aracın satış işlemi yapmak üzere yetkili kuruma gittiğimizde aslında o fiyat çok geçerli fiyat olmayabiliyor. Çünkü orada aracın satış fiyatı notere alıcının ve satıcının beyan ettiği fiyat şeklinde kayıtları geçiyor. Yani şimdi şöyle düşünün. Biz ilan fiyatında bir otomobilin 1 milyon TL olduğunu varsayalım. Notere gittik. Noterde alıcı dedi ki benim aracım fiyatı 1,5 milyon TL olsun. İşte satıcı ile alıcı bu konuda anlaşıp notere bunu beyan ettiği sürece ilan fiyatının aslında çok geçerli olmuyor. O yüzden bence bunun takibinin noterlerle yapılması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü ilanlarda sonuçta ben yani alıcıysam satıcıysam telefonla görüştüm. Karşılıklı bir şekilde fiyattan anlaştım. Notere gittiğimde o fiyattan işlem yapılıyorsa bu ilan sitelerinde yapılan aslında denetimin de etkisini belki sorgulamak lazım. O yüzden eğer bu uygulamanın gerçekten etkili olması için noter nezdinde yani satış işlemi sırasında yapılacak denetim daha faydalı olacaktır. Zaten sektörün de genel görüşü bu yönde. Bunu belki söylemek lazım biz izleyenlere. En azından burada ilan sitelerine bakanların o fiyat noktasında anlaştıkları noktada noterde o fiyattan satın almak için ya da aracını satmak için daha dikkatli olması lazım. Uygulamanın bu boyutu bence önemli. İkincisi 300 bin TL ceza konusu sen de değindin. Orada ilanları işte 6-0 atsa da eğer kısıtlamaya girmeyecek şekilde sıfırından düşük olsa da onlar da aslında takipte. Bakanlık bu yönde dün akşam açıklama yaptı. Ve o ilanlara da yani sıfır atan ilanlara da ceza geleceği yönünde bir bildirimde bulundu. Bir de şuna belki söylemek lazım. Şimdi burada sıfır fiyatını geçemeyeceği söyleniyor ikinci el fiyatlarının. Fakat orada şöyle bir açık var. Şimdi sıfır kilometre aracın tedariden kalktığını düşünelim. Şimdi oradaki yeni baz alınacak fiyat ne olacak? Yani o konuda bir
Belki de yeniden bir açıklama lazım. Bir de bazı araçlarda biliyorsun aksesuar söz konusu. Jant takılıyor, işte daha büyük bir multimedya ekranı takılıyor. Bazı donanım özellikler artıyor. Bu araçlar sonuçta bunlara paha katıyor bu özellikler. Bu noktada şimdi o aracın sıfır fiyatı değişmiş oluyor. Şimdi o sıfır fiyatının aksesuarlı olması da aslında bir ekonomik değer olduğu için bunun da ikinci el fiyatına nasıl yansıyacağı başka bir soru işareti diyebiliriz. Bu noktada önümüzdeki günlerde ben bakanlığın yeniden bir açıklama yapacağını da bekliyorum. Yani diyorsun ki ya full aksesuar sıfır aracı geçemez diyeceksin ya da boş aracın fiyatını geçemez. Bir şekilde bir standart gelmesi gerekiyor diyorsun değil mi İlcan, öyle anladım. Yani şöyle aslında birazcık da detaylandırmak gerekirse şimdi kaskonun mesela değeri nasıl kasko değer listesinden biz takip edebiliyorsak belki önümüzdeki dönemde araçların sıfır fiyatlarının da ayrıntılı biçimde, aksesuarlı biçimde donanım paketine göre yine resmi kurumlar nezdinde açıklanacağı bir belki de veri sistemi önümüze gelecek. Bu veri sistemine göre belki ikinci el fiyatlarının biz şekilleneceğini göreceğiz. Çünkü öbür türlü gerçekten bunun takibi çok zor. Yani bazı otomobillerde aynı modelde 500 bin TL mesela fiyat farkı var. Şimdi burada yani baktığımızda hangi fiyatı biz baz alacağız? O noktada ben tüketicinin de birazcık kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sonuçta bu yeni bir düzenleme. Bu düzenlemenin açıkları tespit edilip illa giderilecektir. Ama şunu da söylemek lazım. Şu an Türkiye'de satılan sıfır araçların %40'tan fazlası neredeyse yatırım amaçlı satılıyor. Bu yatırım amaçlı satışlar yüzünden de gerçek tüketici otomobile ulaşamıyor. Zaten düzenlemenin amacı da gerçek tüketicinin otomobil ihtiyacının giderilebilmesi ve otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkarılıp bundaki vergisiz kazançtan aslında çıkılması. Düzenlemenin bu noktada faydası olmak için de işte bu açıkların doldurulması bence yerinde olacaktır. Ben o yüzden önümüzdeki günlerde bunun takibi yapıldığı sürece bunun da gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Son olarak sana şunu soracağım ben o zaman Yiğitcan. Şimdi mevcutta bu otomotivle ilgili yani hem MTV ile ilgili düzenleme hem bu sıfıra geçemez ikinci elin fiyatı şeklindeki düzenlemeler otomotiv piyasasında nasıl karşılık buldu? Piyasa zaten bir süredir bunlardan rahatsız. Yani yatırım amaçlı satışlar sonuçta spekülasyon yarışıyor. Yani şimdi ikinci eldeki şimdi fiyatların işte sıfırın üzerinde olması yani evet belki bireylere kazanç sağlıyor ama kurumlar bunlardan rahatsız. Çünkü ikinci elde sonuçta şöyle bir gerçek var şimdi. Gerçekten bu işi hakkıyla yapan, vergisini ödeyen ticaretenler söz konusu. Ama şimdi baktığımızda sistem öyle bir hale gelmiş ki bu insanlar şimdi araç satamaz ve bireysel satışların artmış noktasına gelir hale geldiğini gördük. Tamamen bu spekülasyon sebebiyle. O yüzden şimdi bütün bir ikinci el sektörü şu anda zan altında bırakılmış durumda. Tabii ki de burada son dönemde ikinci el sektörüne giren insanlar da oldu bu yatırım boyutu olduğu için. Fakat burada işin layıkıyla yapanlar da ne yazık ki haksızlığa uğramış gibi bir durum söz konusu oldu. O yüzden bu insanların şimdi bir noktada yani araç satıp bunun vergisini ödeyen bir kesim var. Ama diğer yandan çok büyük kesimde araç satıp buradan kâr edilip vergisini ödemiyor. Burada aslında büyük bir sorun var pandeminin başından bir yana. O yüzden sektörde bunun genel anlamda olumlu karşılığını söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi bazı açık noktaların giderilmesiyle birlikte uygulamanın daha etkili olacağı da yine sektörde beklenti içerisinde. Peki Yiğitcan, çok teşekkür ediyorum sana. İyi yayınlar.